Yeniçeriler Transport olarak Eurotruck Simulator 2 Multiplayer'dan hepinize merhabalar. Bugün Amsterdam limandayız. 35 civarında arkadaşım var. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Fransa Dijon'a gidiyoruz. 15 ton lastik yükümüz var. 870 kilometrelik bir yolculuğumuz olacak. Arkadaşlarıma iyi yolculuklar. Sizlere de iyi seyirler dilerim. Evet Yusuf, çıkışları verebiliriz. Eyvallah. Sağ ol abi. Alalım abi senin önünü. Haydi bakalım, hayırlı yolculuklar arkadaşlar. Sağ olsun. Kazasız belasız. Sağ olsun. Eyvallah. Abdül abi biraz gaza basar mısın? Öndekileri yetişelim. Tamam. Vites ayar yapacağımız geçebilir misiniz? Hemen çıkışını bulamadım. Bir ölüm sessizliğiyle beraber ilerleyiz. Her konvoyun başı böyle oluyor. Winter mod sıktı mı sizce de? Evet. Ben çok korktum. Kapı kapatalım. Ben iyi geçtim. Bak. Bir şey diyeyim mi? Olmadığı zaman da olmadı diyoruz ya. Keşke olsaymış diyoruz. Ya iyi olmuyor ya. Oyunun orijinali daha güzel. Ben zaten aynen hiç açmadım daha. Bir kere bile çıktığında bile açmadım. Yani kapatan verim oyun kasmaya başlıyor kapatınca. Açıkken kasması lazım. Abi kapatanlar da büyük ihtimalle açıkken grafikler fazla yükseliyor. Ama şöyle bir şey fark ettim. Kapattıktan böyle bir hafta falan sonra düzeliyor bilgisayar. Kendine geliyor. Seni dinleyeceğim, kapatacağım olur kardeşim. Ben kapat, bende de biraz FPS düşüşü oldu. Hangi programa bakıyoruz ya bunda FPS'e? NRB güzel Berkay. Afterburner var, bunda çalışmıyor. Arkadaşlar FPS için Steam oyunlarında Steam'den ayarı var. Steam'den yapabilirsiniz FPS'i. Allah Allah. Ne gibi? Başlatma gibi mi? CSGO gibi mi? Yok ya, yok. Hani ben de kullanıyorum. O da çok güzel bir şey ya. FPS yazıyor abi mesela bende şu anda. Yani sorun ayarlarında var o ya. Yusufcan. Bir video çekip atarım size. O ben bakıyorum. Erdin abi sağda bir felaket var. Oo şey, evet aynen. Biraz öyle. Bunlar ne yapıyorlar ya? Bürge Samet.
Erdin çağırıp Pegasus'u alalım da sonra şey yaparız. 767 bir yazsana pin koda. 767. Samet de skada oldu nereden belli adam bahsediyor. Resul seni görmüyorum önüme bakacağım diyemiş. Erdin abi. Fotoğrafı al hemen 5'e gönder. Erdin çağırıp ben aldım da info ya haberin olsun. Abi gel tamam. Benim içine gir abi. Zor. Bir de 19 var bir de. Onu da alıver de garanti olsun. 19 mu? Aynen. Lan siz kimin abisini bir şekilde yapıyorsunuz? Abi bir şey yapabilirsin ya. Kim kimi koparıyor? Yok aha, onlar öbür abi, şeylerle abi, uğraşıyorlar. Şu deminki tekme atan mı bunlar? İşte abi sen şeritten geç. Valla onların pek sağa solu şey değil gibi ama bakalım kaçabilirsek. Samir ben de vurdum baba. İyi kurtardık seni hadi bakalım. Abi. Geç geç resmi. Devam et. Devam et abi sen. Sana bir şey olmazsın ben bu arada. Ohoho eyvallah. Yok bunlar da yabancıymış. 3 kişilik bir konvoy. Bunlarda 2 tane Dorsi Sister tur yapıyor bunların. O kim abi uzaylı gibi konuşuyor? Abi sövüyorlar burada. Yok adamlar... Abi geri terim farkı nasıl görüyor musun ya? Adamlar biri de sola yatmış. Abi Honduray'ı bir an önce terk edin bence. Aynen. Abi bu yola niye soktunuz? Zahmet okulları çok... kapatabilir misin? Erdinç abi yeni direksiyon almışsın galiba videoda gördüm. Evet Yusuf öyle oldu. Ne kadar oldu abi? Bir hafta 10 gün falan oldu herhalde Yusuf ya yanlış hatırlamıyorsam. Uygun mu abi G25? Ben fiyat olarak çok uygun aldım. Hep bir işte aş vitesli direksiyon kullanma isteğim vardı. Hani onu da bu şekilde tatmin etmiş oldum. Ben memnunum. Ama Sadullah hep kendi direksiyonunu övüyor. G29'u da sevmiyor, 25'i de sevmiyor. Ancak 27 diyor yani. Ya abi övülmek gibi olmaz. Babası benimki. Abi hiç böyle güzel değil. En son çünkü öyle. Sadullah'ın direksiyonu alana kadar yani rahatlayamayacağım. Önce de direksiyon benimki mu vardı? En iyisi Kılavya. Benimki. Aynen Kılavya. Kılavya. Yerleri güzel değil çünkü benim değil. Ya, söylemesi ayıp arkadaşlar bu G25 direksiyon, koltuk ve işte direksiyon standı böyle üç birlikte aldım. G25 direksiyonun ilanlarda kendi tek başına satış fiyatının altında aldım. Yani rakam da veririm benim açımdan maşallah sıkıntı yok da. Abi. Maşallah. Öyle olduğu için hani abi. Şey yapalım. Ben Kur'an abi çağırdım. Eyvallah. İkinci çağırdım lan. Efendim? İkinci yer var mı? Aynen. İkinci yer sıfır yok evet yani sıfır G25 bulamayız da. İkinci el aldım. Ama şey... 27 katlı tedaviden. Efendim? 27 katlı abi diyor tedaviden. Aynen evet. 27 de 5 milyon alır. Abi şimdi eskiler sağlam olur öyle bir şey de var. Ya yavaş yavaş böyle tadlarına baka baka işte 25, 27, 29 böyle gideceğiz inşallah. Ben alana kadar artık 45 mi çıkar, 53 mi çıkar bilmiyorum da. abi bir şey soracağım. Bu sendik koltuk G29'da uyumlu mu abi? 29 ben hiç görmedim. Eğer şeyleri aynıysa Alparslan'a soralım herhalde. 29, 20 ile 29 aynıdır. Alparslan'da 920 var. Eğer alttan hani o vidalı sıkıştırma sistemi aynıysa yine tutturmak için, direksiyonu bir yere sabitlemek için olur tabi. Büyük ihtimalle uyum sağlar mı? Aynıdır abi ya. Yani aynıysa eğer olur. Aynı marka mı bilmiyorsun? Neredeyse çoğu aynı yani. Hani stand böyle şey değil, marka bazında satılan çok modüler bir şey değil ama yine sökülüp takılabilir, vidalı sistemle sıkıştırılabilir. Böyle daha çok bir hani demir profil deriz ama bilmiyorum aklınıza canlanıyor mu? Profil malzemeden abi, yapılmış gibi. Hani böyle alüminyum vesaire gibi bir şey değil de. Evet abla. Benim şimdi bir müdür koltuğum var abi. Aha. Bizim hani bizim aile komple müdür olduğu için böyle. Ooo evet. Şaka bir yana işte o müdür koltuğunu bende play seat deniyor galiba ona. Aynen. Ondan yapmayı düşünüyorum.
kendim. Zaten benim babamdan gelen bir demir ustalığı var. Ha, tamam, evet, doğru. Onunla kendi imkanımca bir şeyler yapacağım. Aynen yani. Sadullah. Yani yapmanı da isterim, desteklerim de. Şöyle söyleyeyim, bana gülmeyin bak. Ben ilanlarda Renault 19 şoför koltuğunu satıyorlardı, onu gördüm. Dedim ki bu koltuğu alsam, üstüne bir kılıf yaptırsam, işte altına böyle ne bileyim, ben demirden anlamam da şey yapar, tahtadan anlarım, odundan. Dekupajım falan var, keser biçerim. Onun da dedim böyle altına bir şey yapsam, böyle işte gece kondu bari bir yapsam falan diye istedim. Hanım dedi ki ben onu eve sokmam dedi. Metoyu çekme. Hadi abi. Abi bir tomaş koltuğu aldım. Tamam. Ucuzdur da. Alması sıkıntı değil. Aynen. Alması sıkıntı değil. Sıkıntı başka yerde. Aynen. Şimdi ben şunu düşünüyorum. Sana bu şeyde fırsatta sorayım. Sisteme hemen yani kurulu mu kalıyor yoksa hemen işte konvoya girerken kurmam mı gerekiyor? Koltuğu mu? Aynen. Ha şimdi evet yani o mesela şeyini bahsedeyim. Şimdi tamam bu şekilde simülasyon oyun oynarken böyle bir koltukta direksiyon önünde falan oturmak güzel tatlı da. Ama bunun haricinde bilgisayar kullanırken açıkçası kullanışlı olmuyor bu koltuk. Biraz aşağıda kalıyor ve geride kalıyor normal koltuğa göre. Benim de kilo, göbek vesaire gibi sorunlarım olduğu için böyle vallahi ciddi diyorum bak. Geçen belim ağrıdı yani uzun süre bilgisayar başında oturduğum için. Ama çekmeye kalksan malzeme olarak da ağır ve uzun öyle. Oda da çok müsait değil zaten oradan oraya çekeyim gibi bir şey yapabilmek için. O biraz problem oluyor açıkçası. Ben şey yapmayı düşünüyorum abi. Bu köşeli ya bizim masalar. Aha. Masanın yani ben duvara yapıştırdım masayı tam köşeye böyle. Tamam. Arka tarafı ve sağ tarafı duvarda. Tamam. Normal klavye mouse'u tarafa. Yani PlayStation koltuğunu da bir tarafa yani sadece monitörü çevireceğim. Sağdurlar bir saniye ya. Korna sesi çok olduğu için burada anlaşılmıyor da hareket etmiş olması. Hı-hı. Devam edelim o zaman. Ben... Valla ben sizi çok zor duyuyorum Can. Arkadaşlar tamam. Korna sesinden. Samet sen mi basıyorsun? Samet de yanımda. Samet basıyor olabilir. Samet trolleme bizi lütfen. Samet'in mikrofonu da yok. Nasıl olsa cevap veremiyor. İstediği kadar giydireyim ben buradan şimdi. Allah kardeşim dur en arkadan gel. Ya abi şu sorunda kullanmaz sana da bilgiler yok. Benim o koltuğu yapmam için abi hani oyun yani direksiyon koltuğu benim bir görmem yeter var ya ben kaynak da var bende kaynak da yapabiliyorum. Evet. Bir görmem yeter benim. İşte bende her şey olur hani sadece gidip malzemeyi alacağım sadece demirdir falan işte koltuk alacağım öyle halledeceğim de. Sadullah'ın benim elinden abi. Kaynak işi geldiği için aynen malzemeden de anlar zaten. Sadullah bence kesin yapar. Hatta ben böyle şeyleri daha çok seviyorum el yapımı şeyleri. Hem kendi kullanımınıza uygun hafif farklı tasarımlar yapabiliyorsunuz. Hem de kendi yaptığınız bir ürünün lezzeti hiçbir zaman hani bedava da alsanız veya milyon dolar da alıp verseniz aynı tadı vermiyor yani. Kendi yaptığınız çok daha şey yok. Abi sistemi anlatayım ben. O evet. PlayStation koltuğu var ya. Onun altına böyle güçlü bir hani şu market arabalarındaki tekerlekler var ya. Evet. Ondan takmayı düşünüyorum ve bu uzanan bir tane çubuk yapmayı düşünüyorum abi ona. Anladım. Onu da masaya sabitleyeceğim. O böyle bak. Yarım daire çizecek abi sürekli. Anladım. Yani kullanabilirsin işte. Demir bakımından. Bu merdivenlerde kullanıyorlar ya onlar sağlam oluyor onun malzemesi. Ya o kadara gerek yok bence. Saç yeterli olur. Bir profil ve saç yeterli olur ya. Ya ben şey yaptım. Tır koltuğu çok yetecek. Herif basitinden çözüyor.
Erdinç abi, videolarda bir şey fark ettim abi, söyleyebilir miyim? Tabii tabii. Abi senin o vites niye öyle sallanıyor? Ha işte şimdi mesela o şey, böyle o ne diyeyim, dikdörtgen olan profil malzemenin dairesel, yani silindir olan, yuvarlak olan malzemeyi düşünün. O koltuğun sağından bir bağlantısı var. Oradan çıkıyor yukarıya doğru, başka bir yere bağlantısı olmadan, yani tek alttan bağlı. Anlatabildim mi? Hı-hı. Kafanızda o canlandıysa. O da dengesini bozuyor. Aynen. Üstten bir yere bağlı olmadığı için elimin hareketiyle sağa sola yalpalıyor orası. Mesela ben onu... Abi, onu sabitleyebilir misin abi? Bir şey mesela... Ama aslında öyle daha güzel olur. Be. Sabitlerim, şu sıkıntısı olur. Daha sonra dönüş varmış, araya bir kaçayım. Daha sonra sökmek istediğim zaman bir de onunla uğraşmam lazım. Hani bir yer değişikliği ya da bir ne abi, bileyim. Abi lastik, çengelli lastikler var biliyor musun? Evet. Sabitleyecek lan. Evet. Onlar belki o, işine yarayabilir abi. O anladım. Kadar tutmaz ya, o lastik olduğu için bence şey yapacağını zannetmiyorum. Erdinç abi, ben aynı halim gelin mi abi? Sabit gelin mi? Anlamadım. Kaynağı alıp gelin mi abi senin yanına? He Efe, vallahi elinden geliyorsa yani beklerim tabi. Yok abi, sabah akşama kadar kaynak yapıyordum. Ooo tamam. Ben yani demirden hiç yani kaynak zaten malzemem de yok, anlamam da yani. Yapamam ama böyle el aletlerimin olduğu ve gözümün kestiği yapabilirim dediğim şeyleri yaparım. Onu da dediğim gibi böyle şey, daha çok işte sunta, meydet ve onları keserim, birleştiririm, dolap yaparım, raf yaparım falan. Benim şimdi vitesin haricinde mesela belki fark ettiniz, belki etmediniz, etmediyseniz ben söyleyeyim. Direksiyon da sallanıyordu aynı zamanda. Onu şöyle çözdüm. Biraz yükselttim. Masanın altındaki o normalde ayak giren boşluğa soktuğum zaman tam direksiyonun bu plastik gövdesinin bitim yerindeki sıkma aparatını masanın alt tarafına sıkıştırmış oldum. Şimdi direksiyonu çözdüm. Ama vitese henüz bir şey yapmadım. Vites hala her atışımda kafa sallayıp duruyor şu bizim göğüsteki şeyler gibi. Daha sözümüz... Sallaması daha güzel oluyor. Sambacı kız gibi. Tren geçidi. 591'de tren geçidi ve arkadaşlar... Şu Drive Force'unda bir türlü programını çözemedim. Neyi çözemedin? Yani Drive Force ve G20'dir. G25'in de aynıdır büyük ihtimalle abi. Yani programını bir türlü çözemedim abi. Ayar programı. Ha. Valla ben zaten... İnternet de vardı. Abi var. Erdinç abi öyle bir herhalde... He öyle bir şey mi varmış? Şimdi şöyle... eğer baş edemiyorsam alttan alıyorum böyle şeylere karşı, tamam mı? Yani bir iki uğraştım ben o ayar mayar işlerine, baktım olmuyor. Ben artık o ayara göre sürmeye çalışıyorum yani. Şeyle teknolojiyle şey yapmayacaksın abi, mücadele etmeyeceksin yani. Yapabiliyorsan yapabiliyorsun, yapamıyorsan alttan alacaksın, eyvallah diyeceksin, sen onu ayak duracaksın. Benim felsefe o. Şimdi diyorlar ki mesela ha bende şey var, daha önce de söylemiştim, Renault Fluence var, normal araç. Şimdi mesela bir yerde bu marka üzerine bir konu açıldığı zaman hemen ilk söylenen şey şudur olumsuz olarak. Çok savuruyor. Virajlarda şey yani atıyorum diğer arabayla 120 ile girdiğim viraja işte Renault'la Fluence'la 80-90 ile girersin gibi şeyler söyleniyor. Yarışa katılacak sanki. Sana bir şey diyeyim Erdinç abi. Evet. İstanbul Anadolu yakasından şeye doğru gidiyorduk. Burgaz'a doğru. Edirne'ye doğru. Evet. Abi navigasyondan baktığımızda yol dümdüzdü. Bir hız denemesi bile yaptılar. Evet. Araba 210'a geldiği zaman şeyden navigasyonla hız gösteriyor ya abi. Evet. Orada 210 olduğu zaman araba sallandı abi. Fluence mı? Evet Fluence. Yani yok sallanır sallanmaz iddiasında değilim ben de. Ben diyorum ki yani benim aracımın zaten ben bir müddet kullandıktan sonra tanıyorum. O viraja kaçla girerim, kaçla savurur, kaçla savurmaz. Aynen abi. Ona göre kullanıyorum zaten. Yoksa hani illa Mercedes atıyorum marka olarak 200'de o virajı dönüyor diye ben altındaki arabayla 200'de o viraja giriyorum. Yani o bana mantıksız geliyor. Anlatabildim mi? Abi Renault, ben de Renault kullanıcısıyım. Hani Renault Megane 2 var bende de. Aha. Aynı problem bende de var. Evet. Lakin babam senin yaptığını yapmıyor. Ben Adana otobanında 200'de viraja girdim. Abi lafınızı bölüyorum da. Estağfurullah.
Yani sizin arabalar gene iyi. Adam Cross'tan 130'dan girince şeye, viraj değil, normal yola. Evet. Adamın aynaları kopacak gibi oluyor. Ben artık abi, ben gözümü kapattım falan. Ya, bence bu tür konular şeyle şöyle sıkıntı olur. Yani eğer üst segment bir arabaya biniyorsan, daha sonra bir nedenden dolayı daha alt segmentte bir arabaya bindiysen zaten o parkları, o tür parkları sıkıntı olarak ancak o noktada yaşarsın. Yoksa Topaş'ım vardı, Şahin. Yani hani şimdi şimdi bu arabadan inip ona binsem değil mi yani, ne kadar olumsuz bakarım ama o zaman çok yani memnundum. O arabadan da memnundum. Otobana çıktığında bir süratleneyim dedim. İstanbul'dan Ankara'ya geliyorum. Zaten otoban da yeni açılmıştı bu anlattığım zamanlarda. Valla benzinlik bile yoktu doğru düzgün otobanda. Benim ibre 160'ı gösterdi. Artık ben direksiyonu iki elimle tuttum. Direksiyon falan tutuyor çünkü böyle, tamam mı? Vay be, nasıl gidiyoruz falan filan derken adam yanımdan böyle sanki ben duruyorum da adam 90-100'de geçiyormuş gibi. Valla Mercedes bir geçti soldan. Aa dedik yani biz hani el yumruğu yemeyen kendi yumruğunu balyoz sanırmış ya, bizimki o hesap yani. Abi evet. Benim ilk arabam 2002 Doğan Serex'ti. Evet. İlk hız denemesi abi, hani o zaman hani geçen sene ehliyet aldım. Evet. İlk defa hız denemesi yapıyoruz. Arabayı benzine aldık abi. Benzinle gider o. Abi dördüncü videosu 200'e oturmuş bile. Ne gider Doğan lan, biliyorum Doğan lan. Karşıdan araç geliyor arkadaşlar. Dikkatli olun. Abi ben bir anı atlattım. O gün bugündür ben ABS'li, yani alırsam ABS'li araba alırım abi. Abi! Niye abi? Otoyolda gidiyoruz abi. 160-180'e oturdu araba. Altımızda Ford ne vardı? Bir şey vardı ama hatırlayamadım. Baya 5-6 sene öncesinden. Mercedes Benz'in en iyi serisi sizce hangisi? Dur abi, S. E klası. Her neyse abi, otoyolda gidiyoruz. Erdinç'e var. Önümüze kamyon çıktı abi bizim. Anıyorlar. Hiç evet. Anlamadığımız şekilde kamyon çıktı abi. Biz vurduk abi. Ben o gün bugündür arabada ABS'sizdi. Biz vurduk abi o gün bugündür. Yani araba alırsam ABS'li alırım diye geçiniyordum abi. Abi şimdi ben kendi bilgim dahilinde olanı söyleyeyim, daha iyi bilen arkadaşlar düzeltsinler beni. Yani ABS bence, ya da benim bilgim dahilinde, fren mesafesini çok fazla kısaltıyor. Yani belki de 2 metre kısaltır. Haydi bana da öyle. Yok abi, bana göre de. Bir dakika, bir dakika. ABS sistemini yanlış biliyorsunuz abi. ABS tutuyor, bırakıyor. Sadece ABS kaymamasını önlüyor. Aynen, aynen. Yani tekerleklerin kilitlenip aracın sağa ya da sola, evet, o kızaklamasını engellemiş oluyor. Ama yine de tabii ki faydalı bir şey. Çünkü o daha riskli. Yani öyle bir durumda ani frene bastığınız abi zaman o tekerler kızaklayıp direksiyon hamlesi benim başımdan geçti. Ben bir kaza yaşadım. Kırşehir Kaman ilçesine gidiyordum. Ankara Gölbaşı üzerinden eski bir yol var. Orayı kullanıyordum. Bala yolu. Aynen, evet, Bala yolunda. Eski yol olduğu için biraz daha hani tarım alanları çok olduğu için evet, genelde işte traktör, kamyon, ağır vasıtaları oluyor. Ama zaten 80-90 gidiyorum. Acelem de yok. Hyundai Accent vardı o zaman bende araç. Yolda böyle şey, hani inişli çıkışlı, hafif tümsek gibi, çok düz olmadığı için uzun mesafeden karşıdan gelen göremiyorsunuz. Ben öyle bir tümseye çıktım düzlüğe, karşıdan bir römorksuz traktör geliyor sağdan, şeridinden. Geriden de onu sollamaya çıkmış bir Renault, bu binek eski TS'ler vardı ya, o model arabadan, o da sollamaya çıkmış geriden. Şimdi adam beni görünce panikledi. Ben öyle yorumluyorum hani kazanın oluş şeklini düşündüğüm zaman. Aracı hem frenledi hem de kendi şeridine girmek için direksiyonu sağa kırınca, zaten ben adam görünce ayağımı gazdan da çektim. Adam traktör sollamaya çıkmış ya, bu adama müsaade edilmez mi yani? Ne kadar sürecek bunun sollaması yani? Ayağımı gazdan da çekmeme rağmen adam panikleyip bu hareketi yapınca yolda karşıdan düz gelen araba kendi istikametinin sağına doğru burnu sağa döndü. Yani yolda yan döndü. Bu sefer tam sol yaptı toplayayım diye. Bu sefer tam tersi, benim şeride doğru burnu sola doğru döndü. Mevlana gibi dönüyor böyle araba yolda. Yani aynen önce hani ilk dönüşünde bir güldüm ben. Ne yapıyor bu falan diyecek oldum. Araba o şekilde dönmeye başlayınca doğrudan ayağımı frene attım. Yolun dışında da hani böyle küçük şarampol var.
araba arabanın kaçabileceği bir yer yok, öyle diyeyim yani, altı diyecek ya da yatacak oraya. Yol üzerinde hani normal 19 metre civarında bir fren izi çıktı gene bende. Kızakladım, durdum ama o dönerek geldiği için kaza nasıl oldu biliyor musunuz? Benim sağ ön köşe, kaputun sağ tarafı köşesi, onun sağ arka köşe. Arabaların çarpıştığı noktalar yani. Ondan sonra da o zaten tarlaya indi. Tarlanın içinde kaldı. O yani o yüzden o kızaklama da çok tehlikeli. Hani o ABS her halükarda tabii çok faydalı ama sadece fren mesafesini azaltma yönünde çok fazla katkısı yok diye düşünüyorum. Abi bu fren mesafesini kısaltmada fren balatalarındaki pistonlar işe yarıyor. Yani o pistonlar, balataların içindeki pistonlar ne kadar sağlam olursa fren mesafende o kadar kısalır. Ama ESP'nin farkı ne o zaman bunlar? ESP şöyle. Abi özür diliyorum, sözünü kestim. Yok sen söyle. Benim bildiğim kadarıyla arabayı hani ABS arabanın tümünün kaymasını engelliyor, kızıklanmasını. ESP de arabanın doğrusal boy şey çizgi üzerinde durmasını belirliyor. Çizgiden sapmamasını yani. Salım abi dediği şu abi. Shine'de ESP olsaydı Shine o kadar tutulmazdı. Yani yanlamazdı. Gençler tarafında yanlayamazdı. Aynen. Abi onu bunu geçin şimdi. Ben neredeyse hani Arabistan'da 0.40 yani dizel orada 0.40 abi işlenmiş. Benzinlikte satılan fiyat 0.40. Su bile daha pahalı abi. Ne diyorsun? Tabii o yani sudan çok petrol çıkınca öyle oluyor doğal olarak yani. Bizde de su petrol pahalı. Benzin zamlandığından dikkat çekmeye çalışıyor yani. Ya abi internette geçen gün çok güzel bir şey gördüm, hatta videoları bile var. 50 kuruş aldığımız suyu dışarıdaysan 1 liraya geri çıkartıyorsun abi tuvalete. 1 lira verip bir daha onu şey yapıyorsun. Camiler bedava. Yok lan bazı camiler. Arkadaşı tebrik edelim. Yok bazı camiler. Çorum'da var ya. Çorum'da var ya, beleş cami tuvaleti bulamazsın. Ben buluyorum. Benim dedin hepsi gibi mübarek. Allah aşkına senin yanıma gelir, bir tane caminin bedava tuvaletini götürürüm. Ne alacağım ben? Havalimanına götüreceksin mi beni? Tamam, seni havalimanına götüreceğim. Çorum havalimanına. Tamam. Geleceğim abi, bekle, yazın oradayım. Efendim abi. Samsun'da da yaşadım. Eskişehir'deyim şu anda. Samsun'da gerçekten abi Eskişehir'de beğendik bir nokta var abi. Ben asansörcüdeyim. Yani çay bizim için önemli. Çay molaları. Samsun'da camilerin altında çay ocakları yok abi. Eskişehir'de her caminin kendine ait bir ocağı var. Bir çay ocağı. Ve çaylar harbiden de ucuz abi. Ben başka yerde görmedim hiç. Sizin oralarda var mı abi? İstanbul'da hemen var. Aynen. Ankara'da da yok. Ama camilerin altında. Erdik abi bir şey söyleyeyim. Eyüp Sultan'da görmedim onu. Abi Eyüp Sultan'da şey var. Orada ticaret var ya abi. Eyüp Sultan'da şey var. Oradan karşıya direkt çıktığın zaman çay simit şey veren bir yer var. Oradan camlı mıydı? Şey yapabilirsin abi. Camlı gel. Yok yok camlı. Camlı bir mekan full. Kanka bebeğim, ben bakmıyorum ki kanka. Erdinç abi. Efendim Batuhan? Abi bir şey soracağım. Efendim? Abi flaster kaç silindir? 4 silindir. Abi bana egzoz cezası gelmiş. 6 silindir arabaya egzoz cezası kesmişler. Ya egzoz emisyonla ilgili bir şey, o yani silindir sayısıyla ilgili bir şey değil. Egzozdan yok çıkan... abi, 6 silindir araçların egzoz sesi diğer araçlara göre daha fazla çıkıyor. Ses olarak mı diyorsun? Ama yasa. Aynen abi. He, o yani muhtemelen o cezayı kesen memur arkadaş hani böyle silindirdi vesaire de yine teknik konulardan ziyade senin susturucusunu açtırdığını bilerek yüksek sesi çıkartmak için o işlemi yaptırdığını düşünerek hem araçta yapılmaması gereken modifiye hem de işte çevreye rahatsızlık şeklinde bir ceza uygulamıştır ya Batuhan. Abi bak aracın orijinal çıkış, egzoz çıkışı 4. Evet. Aracın hiç egzoz sistemiyle dokunmadım aracın. Hı-hı. 6 silindir. Arabayı zaten ilk çalıştırdığında araba zaten yüksek ses çıkartıyor.
Ya abi o zaman bu araba hani Türkiye'deki kurallara uygun değilse niye satışın suyunu buluyor? Araba ne? Şey E92 Emir G-Power. Anladım. Şimdi bak şöyle bir şey anlatayım yine ben. Bu Şahin olduğu zaman ben hala aksesuara çok meraklıyımdır arkadaşlar. Mesela bazı arkadaşlarım eleştirirler beni bu konuda. Oğlum falan da yani çok böyle tasvip etmez yaptıklarım ama ben arabada aksesuarı çok seviyorum. Bu evvelinden de öyleydi. Şahin'im varken benim 215'e 50 lastiklerim, bu manyaslerdeki telaffuz olarak doğru mudur bilmiyorum ama çelik çantalarım, işte ses sistemim vesaire, rüzgarlığım, karlığım, hani o zaman böyle batikit denmiyordu da rüzgarlık, karlık deniyordu. Bunların falan bir de kim kapattı bana? Abi kusura bakma, yanlış bir de öküz korna derler, duydunuz mu? Bilir misiniz? Ben bile bundan taktırdım arabaya fakat şeyde kullanmıyorum tabii, hani ulus kısılay merkezi yerlerde doğru basmıyorum ona. Çok hoş olurdu. Sadece normal Şahin'in de kendi kornasına çat çat korna derler ya, yani bir kalın vardır bir de ince vardır, iki tane böyle şeyi vardır bunun. Ses çıkaran zabazingosu. Ben bir kalın daha taktırdım. Üçlüydü benim normal kendi kornası. Ulus'ta trafikte kırmızı ışıkta bekliyorum. Bu hani meşhur Atatürk heykeli olduğu Mamba'da. Trafik polisi de var, yön veriyor araçlara. Bir de karşı tarafa, bize yeşil yandığı halde hala karşı tarafa yol vermeye devam ediyordu. Ben de şöyle kornaya düt dedim, dokundum. Sağa çek dedi. Aldık arabayı göbeğin içine. Şuradan bir hareket edeyim. Yaz cezayı. Yok, kaputu aç dedi. Açtım kaputu. Sende dedi havalı korna var dedi. Ya bunu sökeceksin dedi ya ceza yazacağım dedi. Bu şekilde göndermeyeceğim seni. Şimdi doğru diyor, havalı dediği bu öküz korna, ya havalı korna şeyine sokacak görse. Ama o panjurla radyatörün arasında kendi de gözükmüyor. Direksiyonun altında bu gaz pedallarına, hani kaputu açma kolunun olduğu yere yakında bir düğmesi var. Ona basmazsam da devreye girmiyor. O da kapalı, kornaya basıyorum, normal kendi kornası çalıyor ama ona havalı diyor. Abi diyorum, bak istediğin aracı durduralım, taksici durduralım, soralım. Kimi diyorsan yani soralım, bu korna havalı korna değil. Bir şeyi gösteriyor, arabada otoalar mı var, onun sirenini gösteriyor. O zaman bu diyor havalı korna diyor, bunu sökeceksin. Ya abiciğim o siren, yani onu niye sökeyim ben? Korna bile değil o, bırak havalı olsun. İkna edemedim. Artık öyle bunaldım ki ben. Yanımda anahtar falan olsa, turnevde olsa bir şeyi sökeceğim. Söktüm abi diye bıraksın beni diye gideceğim yani. Ya adam turneyi sökeceğim. Aynen bak. Adam da inat etti. Bırakmıyor beni. Ne turneyi bulabiliyor, tamam mı? Ama ne dedi? Tamam yok korna, hadi git de demiyor. 45 dakika bekledim ben o göbeğin içinde. En son öbür arabada bekleyen ekip arkadaşıyla konuştu. O geldi tekrar. Biraz da o baktı etti. O şey yaptı artık, al evraklarını dedi, ver geri ruhsatımı falan da ayrıldım gittim. Yani hani şimdi bu görevi, yani trafik polislerinin de arkadaşlar, hani her araç hakkında, her aracın efendim silindiri, egzozunun çalışma sistemi vesaire, bunlar hakkında dört dörtlük bilgiye sahip olmasını beklemek de biraz bana haksız gibi geliyor. O bence yine demin dediğim gibi muhtemelen yani o anda senin aracından çıkan sesi modifiyeli bir egzoz sistemi taktırdığını düşünerek hareket etmiş. Yani yanlışlık olmuş olabilir. Olsun, sen de dersin ki şey, devlete biraz katkımız olmuş olur dersin. Yani böyle teselli edersin, kendini yapacak bir şey yok yani. 4000 lira değil mi abi? Kaç? 4000 lira. Oha. 4000 lirayı kim kesti sana? Trafik polisi kesmemiş 4000 liralık cezayı. Özür, sen ehliyetsiz mi yakalandın? Yok, ehliyetli. Ben abi, nasıl yazıyor abi? Kızılay'da çiçekçideyim abi. Arabada orada çalışıyor olduğu yerde. Baktım polis aracı geldi abi, ekip aracı. Egzozu şeyini, desibelini ölçüyor. 4000 lira yazması yani imkansız. Ama başka bir şey yazmadı ya. O sıfır. Ya abi yok. Bence adam arabayı kıskandığı için yazdı o parayı. Abi aracın daha önceden hani fabrika çıkışlı belgeleri oluyor ya. Onlarla birlikte devlet şeyine gidiyorsun. Orada hallediyorsun işini. Normalde yok, yani ödemem lazım. Yok, aynı gittim, iptal ettirdim ya.
normalde bak bizde de önceden bir iki sene önce abimin arkadaşında Subaru vardı. Orijinal fabrika çıkışlı egzozlu falandı. Ona da aynı bir şekilde bir ceza yedi. O da gitti. Abi bir şey diyeyim mi? O da gitti. Cezayı iptal ettirdi. Bu kim kesti ki o cezayı can? Trafik polisi kesti abi. Allah Allah. Ya yanlış biliyor olabilirim, çok emin değilim ama bu tür cezaları şöyle yani trafik şey egzoz emisyonundan kaynaklı yüksek ceza olur. Bunu da il çevre müdürlüğü ya da çevre ve sağlık müdürlüğü diye mi geçiyor neyse artık bunlar belirliyorlar bu cezaları. Yani normalde karayolları trafik kanununda çevre kirliliğiyle ilgili bir madde olduğunu falan hatırlamıyorum ama çok da emin değilim. O zaman abi yani öyle bir ceza... Abi o zaman öyle bir ceza kesilecekse ben bir dünya Bostancı'da Kadıköy'de Ferrari görürüm abi, onların egzozuyla da kesilsin. Bunlar süper sport geçiyor ama. Ya polis abi, de... Ama onlar sonuçta fabrika çıkışlı o şekilde. Bak Subaru'lar da orijinal fabrika çıkışlı. Adam kesiyor cezayı, sen gidip iptal ettiriyorsun fabrika çıkışlı diye belgelerini götürüyorsun. Bu. Bak git Ferrari'ye bas o kadar parayı, sen de alma cezayı. Şey egzoz mühendisine gönderdi beni. Egzoz mühendisi yaptırdığım yerde adam normal dedi buna. Abi tamam, daha böyle yazamaz. Yani ya, bir yazamaz ya, bu şanssız bir şey yani. Ama şu var bir de arabada... Arabayı bırakıp gitseydin daha iyiydi. Arabada spoiler, alçatma tabanı bir de 20 jant vardı. Onlarla bir alakası yok. Arabanın adını yazmıyorsa. Adam neyine yazdı bilmiyorum. Ama neyine yazdı, neye yazdı. İmkansız. Onlar yasak değil ki, sadece muayenede geçmez onlar. Ya muayenede geçti araba. Geçmese bile öyle, o şekilde muayenede geçti. Ya onlara ceza yazmıyor. Onları bırak, 4 tane bağımsız var arabada. Onlar bile geçti, adam gelmiş egzozun yokunu yapıyor. Sana sadece egzozun yok bilmem dedi ya. Ya ben, o bir de ben dedim, ulan dedim evden çıkarken abdest mi almadım ben, ne yaptım ya dedim böyle. Tam da sevgililer gününde. Sansarda kalanınız var mı? Yok. Neler? Biz de tırla yaşadık aynısını. Çamalan Çamlı Yayla'yı bilen var mı? Neyi? Çamalan Çamlı Yayla. Adana'da. Mersin. Yok, o tarafı bilmiyorum yani. Ya bilen bilir, böyle aşırı rampalı, böyle nasıl diyeyim, ölüm yolu var ya. Aha. Aynı şey abi. Şu kaçak gibi Adana, şey Osmanlı yapmıştı. İşte Adana Mersin, Mersin'i çıkarken. Yok, tam neredesin dedin yok. İşte bizi Adana eski yoldan gönderiyor ha? Belge. Aynen aynen. Tarsus'un işte adam. İşte Volvo var 501, üstünde de 90 ton trafo var. Akşam açtı böyle, hani tepede böyle polisler gelip geziyormuş. Hani dipten kaptırdık, araba bir bağırıyor ama tırı bir gör. Böyle sanki köpeğe, kedinin kuyruğuna bastın da bağırıyor gibi böyle. Nasıl diyeyim, egzoz kızardı böyle, alev alacak. Polis yukarıda bizi bekliyormuş, bu seslerden geliyor diye. Adam bizi çevirdi, egzoza bakıyor, yok diyor, vur diyor, zırt diyor. Adam tutmuş bize 5 milyar ceza kesecek. Gösteriyor belgeyi, arabada 90 ton yük var, araba 5. Adamlara 200-300 verdik, bence kurtuldu. Yoksa adam oturtturacak yağlı gazı. Ben bir keresinde çevirme, benim eniştem haberci. Çevirmedeyiz, eniştemle gittik hani bir şey olursa diye çek bekliyoruz. Bir tane Fordcu dayı geldi, ama nasıl geliyor? Bağıra bağıra geliyor. Polis hiç onu çevirmedi bile. Ne dedi biliyor musun hatta? Ey yavrum be, Fordcu'ya bak be dedi. Hiç çevirmedi bile. Polisten polise değişiyor çünkü. Abi beni bir kere hani yılı bir şeyim geçti artık Irak'ta. GNC diye bir tane firma var, bizim dost firma. Onlarla Irak'ta inşaat işi yapıyorlar. Oraya gittim ben onların yanına, patronların yanına yapılmaya. İşte tırla bizim oraya adam sigara almaya gidecek. Fanteziye bak, tırla sigara almaya gidecek adam. Abi neyse bindik tıra. Ben de bir heves ettim şöyle, abi ben kullanayım böyle, ehliyetim de yok. İyi lan al dedi, kullan dedi bana. Ben biraz da heyecanlıyım abi, yani sadece bir tofaş kullanmışım, ilk defa tır kullanacağım. Neyse abi bindim. Abi hani bak dedi,
hani hard to fast dediği hatır dedi. Sadece aklını kullan dedi. Tamam abi, S çıktı abi, düz düz yol. Bu orada peşmergeler kontrol yapıyorlar abi. Orada durdurdular diye. Abi bende ehliyet yok, ne yapacağız? Adam dedi sıkıntı etme dedi. Türk kimliğin dedi, TC kimliğin dedi yanında mı dedi. Evet abi dedi. Çıkarttım onu gösterdim ben peşmergeye. Abi peşmerge ne yaptı biliyor musun direkt? Kimliği böyle bacağımın üstüne bıraktı, devam etti. Evet. Ya şimdi mesela hani trafik polisiyle ilgili ben gene oraya dönmek istiyorum, bir şey söylemek istiyorum. Şimdi yani bazen ceza yazılıp bazen ceza yazılmaması bence doğru. Yani orada memur arkadaşın takdirinin olması bizim de lehimize. Her kuralsızlığımıza da kitapta yazdığı şekilde bir ceza uygulanmaya kalkıldığı zaman inanın buna da çok isyan ederiz değil mi? Yani buna da ceza mı yazılır veya yani hiç bir hoş görülmez. Hani o noktada bazı durumlara aynı şekilde yaşanan bazı durumlara ceza yazılıp bazı durumlara yazılmamasına katılıyorum. Tabii ki şuna değil yani mesela Resul'ün anlattığı gibi bir şeye mümkün değil katılmamız. Bu eskiden daha fazlaydı. Şimdi daha az. İnşallah bundan sonra daha da azalacak. Üniformalı bir meslek olduğu için bu görevi yapan arkadaşların aralarında bulunan çürük elmalar hani sanki genele çok böyle yansıtılıyor gibi geliyor bana. İşte trafik polisi deyince hepimizin aklına böyle rüşvetçi insanlar geliyor. Bence bu da gerçekten hani görevini layıkıyla yapan arkadaşlar haksız olur diye düşünüyorum. Ya ben hepsi demiyorum. Mesela yok yok yani sen öyle dedin diye demiyorum zaten hani ben. Mersin trafiği geçiriyor. Evet. Adana'nın iki salar ama İstanbul trafiği bir gör abi. Gece yavaş ol, yavaş diye çıkıyorlar. Evet. Ordu Büyükşehir Belediyesi abi. Paraya para demiyor diye bir video vardır. Radar koymuş oraya. Abi. Evet. Şey, vinç götürüyor. Pi makine vinç üretmiş. Burada araba üretiyor Ankara'da biliyor musun? Evet. Pi makine. Evet. İşte 55 ton işte vinç götürüyordu abi. İstanbul'a girdik. Polisin biri başladı. İstanbul'un köprünün girişinde 50 aldı. Köprüyü geçtik 51 aldı. Biraz daha gittik abi. 100 lira biri aldı. Biraz daha gittik abi. 51'i daha aldı. En son cebimizde para kalmadı. Evet. Adam diyor ki sizin diyor şimdi tonajınız da vardır diyor. Sizi diyor kantara çekeyim mi diyor. Hiç utanmıyorlar abi. Aynen. İstanbul trafiği ya, yiyor. Bak abi git. Görürsün bir gün. Yok bak yok demiyorum. Sadece hani olanların genele yansıtılmaması taraftarıyım. Anlatabiliyor muyum? Onu diyorum. Yani böyle zihnimizde trafik polisi deyince rüşvetçi insanlar uyanmasın diye katılıyorum abi. Söylüyorum. Ya illaki var. Adamlar öyle zıvanadan çıkmışlar ki bak. Şimdi yani ne dinen, ne insanen, ne vicdanen yani böyle bir şey kabul edilemez. Tamam mı? Bir trafik polisinin görevinden dolayı yola çıkıp da bir aracın üzerindeki eksikleri, kusurları bulmaya çalışıp bundan kendisine menfaat sağlamasını hiçbir Allah'ın kulu aklından zor olan yoksa eğer kabul edemez. Böyle bir şey olmaz. Bu arkadaş bu işin içine girdiyse artık her türlü ne diyeyim demin dediğim şeyleri üzerinden sıyırıp atmış artık işte hani ardamarı çatlamış utanma arlanma bilmeyen bunu vatandaştan isteyen bir insan var ise kaldım orada ya ne diyecektim unuttum. Ya unutmadım da diyemedim şimdi yani bir anda böyle şey gibi sanki ev içinde arkadaş arasında sohbet gibi konuşmaya başladım sonra ağzımdan bir şey kaçacak diye tutmak zorunda kaldım kendimi. Ya abi en son utanma anlamada kalmış. Yok işte orada kalayım artık daha ileri gideyim yani. Ama şey hani sadece bu meslekte değil, bu yani üzerine giydiğin üniformayla ya da yaptığın meslekle ilgili bir şey değil arkadaşlar. Bu insanın içinde olan insanın kendisiyle ilgili bir şey. İnsan aynen. Ne iş yapıyorsa, kendisini bilmiyorsa o yaptığı işle ilgili bir takım şeyleri kendi menfaatine kullanmaya çalışabilir. Abi aynı şey.
biz vatandaş olarak acaba buna biraz destek veriyor muyuz ya da adamlara bu fırsatı sağlıyor suç muyuz? Ha. Yani şimdi ya, ne yapıyoruz bak. Kimse için söylemiyorum. Kendim için söylüyorum. Yolda durdurdu adam beni. Kemerin takıl değil dedi. Sana şu maddeden ceza yazacağım. 180 lira cezası var. Misal atıyorum rakamı. Ben ne yapıyorum? Aman 180 lira benim için iyi para. Ya abi yok mu bunun bir yolu abi? Aramızda halletsek. Ya zaten adamı ben şey yapıyorum yani, anladın mı? Adamın da bu yönde bir maili varsa içinde 10 lira 20 lira ne olsa razı oluyor. Ha ben 180 lira cebimde kaldı, 10 lira 20 lirayla kurtardım diye seviniyorum ama yani kendimi de o adamı da ne duruma soktuğumu demin söyledim. Ha, biz biraz kurallara uygun bir şekilde yola çıkıp böyle bir durumla karşılaştığımız zaman da eğer gerçekten bir hatamız varsa, atıyorum işte hızlı gittik, kırmızıda geçtik, tamam yani hatalıyız, cezamıza da razı olacağız modunda olabilirsek bu arkadaşlar da bu yaptıkları ahlaksızları bu kadar rahat yapamazlar diye düşünüyorum. Abi suçun %70'i bizde. Hatta i̇şte, daha fazla. Hani, onlara fırsat çıkarıyoruz yani, dediğim adam ekmek çıkarıyor. Yani, ama hani, en güzel gördüğüm trafik polisi Tarsus polisi abi. Mersin Tarsus. Adamlarda bir gram af yok. Ya o kadar bak, ona da karşıyım. Yani kural neyse bunu dört dörtlük uygularım. Kağıdın üzerinde hangi şeyler yazıyorsa buna karşılığında cezasını keserime de karşıyım. Vatandaşı da olabilir. Yani her insanın o anda şartları aynı olmayabilir. Hastası vardır. Ne bileyim yaş itibariyle belki bir dalgınlığına gelebilecek bir duruma düşmüştür vesaire. Bazı noktalarda da görevli arkadaşlarım bu tür şeyleri kendi tespitleriyle, anlayışla karşılayıp uyarı mahiyetinde ikazla cezaya, makbuza dökmeden halletmesi taraftarıyım. Abi öyle de ne bileyim çok boşlanmış olmaz mı? Eğer şey şimdi hani abi mükemmeli arıyorsak ona ulaşamayız. Ama demek istediği şu aslında ya. Evet, hani özür dilerim, çok özür dilerim. Yok yok, sağ ol. Bu şeyde hani kantarı İki tarafını da dengede tuttuğun sürece hani nereye taviz vereceğini, nereye kuralı tam uygulayacağını belirlediğin zaman zaten orada gerçek işini yapmış oluyorsun. Yani, aynen. Yani mükemmele ulaşamayız durum... ama ona yaklaşabiliriz. Aynen. O açıdan ben de öyle diyorum yani. Demek istediğin çok iyi. Aynı şey zabıtalarda da var mesela. Zabıtalar için de aynı ibareyi kullanırlar. Yok rüşvetçiler, yok işte kovalıyorlar esnafı, kötü insanlar dedi. Ama hani bunu genellememek gerekiyor. Hani yapan insan da var, yapmayan insan da var. Genellememek gerekiyor. Aynen öyle ya. Ben de ona katılıyorum. Serdar. Çünkü Yusuf, nihayetinde... Mouse'un... kontrol mouse'da ya. Mousepad'den uçunca... Yok yok, benim için bir fazla sorun olmadı da arkayı bilmiyorum. Ya bu ülkede yaşıyoruz, bu polislerle trafiğe çıkacağız, bu öğretmenlerle eğitim öğretimi göreceğiz, anladın mı? Ya insan bizim insanımız. Yani hani sürekli bunlara böyle kötü etiket yapıştırırsak, bir adama 40 gün deli dersen deli olurmuş ya onun gibi. Yani kazanmaya çalışmak, ama bu tür yanlışlıkları da işte kendimizde de varsa hata, onları da en azından indirmeye çalışarak bu insanları da bir şekilde toplumsal böyle doğruluğa yönelime sevk etmek lazım diye düşünüyorum. Hani yapabiliriz, yapamazdık. Korumalıyız şey abi ya, sonuçta bizim insanımız onlar da yani. Yani onu diyorum. Her başka hata yapar. Evet. Şimdi Amerikan polisiyle çalışma şansımız yok. Yani trafiğe çıkma şansımız yok. Türk polisiyle bunu halledeceğiz. Gördüğümüz her trafikçi rüşvetçidir gözüyle bakarsak ne bizim ona bir saygımız kalır, ne adamın kendisine bir şeyi kalır, ne mesleğin bir itibarı kalır. Yani yürümez yani. Daha beter olur, daha kötü olur. Abi burada sistem çok güzel. Karadenizleri ve Alaplı'da. Hani gençler, hani bizler böyle yanmıyoruz sokak ortalığında falan ya. Bu iki belediye abi biri olup özel bir alan falan yaptı abi. 14 kilometre büyüklüğünde. Ve grup oluşturuldu. Yani tunik grubu.
tüm böyle modifiye sevenler işte aksesuar hani arabalarını modifiye etmeyi sevenler bunlara kayıt ediyorlar abi. Hiçbir ücret karşılığı yok. Bir karşılığı lazım. Ve bu kaydı yaptıktan sonra bu 2000 dediğin yani kurmuş olduğu alana ücretsiz olarak girebiliyorlar. İstiyorsa hani abartı egzozuyla orada dolaşsın, istiyorsa orada yanlasın. Yani orada yaptığı kimsenin umurunda olmuyor. Neresi orası? Bu Zonguldak, Karadeniz'e gibi alaplı. Bu mesela bir alternatiftir, bu güzel bir şey. Bu hani bizim şeyde de var, Anadolu ötesinde İstanbul Park var, bu giden park. O tarafta da hani yapanlar var bunun. Bu mesela bir alternatiftir onun da geçilmesi için. Yapmak isteyip de yapamayanlar için. Kardeş ben arada Zonguldak'a gidiyorum da valla pek fazla göremiyorum öyle yerler ya. Alapta, bak Alapta, Mola Bey muhtarlığı tarafında. Yeni yapılmış olabilir kardeş valla benim haberim yok ya. Mola Bey tarafına geçtiysen görmüşsün öyleyim. Lahmut Bey bir büyük bir alan böyle. Dere tarafı, dere kenarında. Şedeki adam rüşvet istedi de biraz ondan sessiz kaldım. Dermişim ha. Abi gidip levyelerle dövelim. Ankara'da da bu İvedik'teki sanayinin içerisinde hafta sonları şey yapıyorlarmış işte sıfır çizme ne bileyim drift atma falan. Ya biliyorum abi. Aslında bir yapıyorlar abi doğru. Bir gideyim abi. Bakayım dedim ama bir türlü denk mi gelmedi. Asaş'a gel abi. Abi Asaş'a gel. Yeni kent Asaş abi gel. Ya ben YouTube'da bir video gördüm. Benim akrabalarım var orada zaten bir motorcu abim var. Onun nerede? Dükkanına çok yakın bir yer olduğunu gördüm yani. Asaş neresi tam bilemedim şimdi. Abi Osmanlı Spor'un stadının oran. Ne gel, pazar mı yapıyorlar? Yeni kentte oturuyor. Pazar günü. Yazan merhaba buluşması var abi gel. Tutur. Erdinç abi değil, Şaşmaz'da da var. Şaşmaz'da da öyle mi? İşte sanayi hani pazar günü kapalı olduğu için yollarda boş oluyor diye herhalde genelde oralara gidiyorlar. Aynen abi. Beyler sağdaki park etsin sonra solda. Ama en güzeli Asaş abi. Bir dönüyorlar böyle şey gibi, Sema Zengin. Ankara'ya geldikleri bakın ben onlara. Ben balonu... Ya bir yönden çok anlamsız geliyor. Ama bir yönden de böyle... İnsan ilgisini çekiyor yani evet. Zevk abi adam da onunla tatlı. Evet. Gönlünü eğlendiriyor da işte. Hani gidip sağa sola satacağın adam gidiyor boş arazi or abi. Gidiyor lastiğini yapıyor. Evet. Dönüyor. Tamam. Zaten polis geliyor bir saat sonra dağıtıyor zaten. Bayağı kızlar mızlar bile atıyorlar o şeyi direkt. Alparslan sen de yapıyorsun mu şeyle mikserle? Alparslan. Efendim abi. Sen de diyorum mikserle yapıyorsun mu böyle? El freni falan çekiyorsun mu? Drift falan yapıyorsun mu? Yok abi el frenini bozarsın ya. Ha seninki otomatik ama değil mi? Evet benimki de otomatik. Evet. Otomatik arabalarda olmuyor böyle şeyler tabii. Niye? Evet arkadaşlar, bir konvoyumuzun daha böylece sonuna gelmiş bulunuyoruz. 15'er tondan 35 civarı kamyonla lastikleri teslim ettik. Paraları Göktürk'ün hesabına aktardık. Ben konvoyumuza katılarak hem sohbetleriyle hem sürüşleriyle bizlere zevkli bir konvoy yaşatan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Başta save'i hazırlayan Sefa, bize eskort aracıyla eskortluk yapan Samet'e, konvoyun liderliğini yapan Sadullah'a, isimlerini tek tek sayamayacağım bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ben çok zevk aldım. Eğer izlerken siz de beğendiyseniz, kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı,
Aboneyseniz beğeni ve yorumlarınızla bizlere destek olmanızı diliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın. İyi akşamlar.